Cihangir. Üzülme artık. Hünkârımız döndü. İnşallah validem de dönecek. Afife Hatun, Cihangir'i dairesine götürün. Size çıkın. Mustafa'nın söylediğine göre Hürrem günlerdir kayıp ve hiç kimse nerede olduğunu bilmiyor, öyle mi? Hünkârım, bu Elim hadise hepimizi çok üzdü. Aramalar devam ediyor. Bulacaklar inşallah onu. Hepimizi üzdüğü doğru değil hünkârım. Bazıları sevindi. Zira valideme haince tuzak kurdular. Ve emin olun ki onu bu hakareti reva görenler şu an aramızda. Bildiğin ne varsa anlat Mihrim'a. Kim ne yaptıysa söyle. Yokluğunuzu fırsat bilip oyun ettiler hünkârım. Selim'in ağzından bir mektup yazmışlar. Validem okuyunca hemen yola koyuldu. Şehzadem durdurmak istedi hünkârım. Lakin Mihrimah Sultan araya girip mani olmuş. Evet doğru. Nereden bilebilirdim ki hainlerin pusu kuracağını? Devam et. 2-3 hafta sonra Selim'den bir mektup daha geldi. Zira ben merak edip haber yollamıştım. O da cevap yazmış. Selim hiç hasta olmamış. Validem de gitmemiş yanına. Kim Mihrimah? Kim yaptı bunu? Valideme düşmanlık edenler bellidir. Sultanlarımız. Bu çok ağır bir itham verime. İnşallah ispat edecek delilim vardır. Mazide olanlar ortada sultanım. Deliline ne lüzum var? Benim ah dışarı çık. Sen de Mehmet. Vallahi tek bildiğim bu paşam. Seni defalarca ikaz ettim. Teyit etmediğin haberlere itibar etme dedim. Sultanımız fırsat vermediler ki ertesi sabah hemen çıktılar yola. Sultanım. Olanları duydun değil mi Rüstem? Validem neler yaptıklarını duydun. Üzülmeyin. Sultanımızı bulacağız inşallah. Mihrimah Sultanım son günlerde perişan oldu hünkârım. Acı ve öfkeyle söylenmiş laflara itibar etmeyin. Neye itibar edip etmeyeceğimi sana mı sual edeceğim? Şu anda istediğim tek şey Hürrem'in bulunması. O bulunana kadar da hepiniz gözümde suçlusunuz. Biraz da sen Mustafa. Haremi sana emanet ettim. Sen emanete böyle mi sahip çıkıyorsun? Bağışlayın. Lakin benim bir kabahatim yok. Sultanımızın nasıl gittiğini size izah ettim. Madem gitmesine mani olamadın, o vakit emniyetini sağlasaydın. Usuller neyse aynen tatbik edildi hünkârım. Lakin bir anda kayboldular. Nerede olduğuna dair hiçbir iz yok. Mevzu bahis olan bir sultan Mustafa. Benim nikahlı karım. 5 evladımın annesi. Nasıl kaybolur? Üstelik yanında cariyeleri, ağaları, onu korumakla mükellef onlarca askeri varken. Buna inanacağımı mı sanıyorsun? Hiçbir düşmanım buna cüret edemez. Kuvveti yetmez.
Şayet düşmanlarım aramızda değilse. Hatice. Mahidevran. Mahzede yaptıklarınız malum. Eğer bu hadiseyle uzaktan yakından bir alakanız varsa, yemin ederim bedelini canınızla ödersiniz. Hünkârım. Belki de Hürrem bir yerlerde saklanmış sizin dönmenizi bekliyordur. Sonra da gelip Mihrimah gibi, sizin gibi bizleri itham edecektir. Ne demek bu? Herkes bunun Hürrem'e karşı bir tuzak olduğunu söylüyor. Belki de tam tersidir. Belki de Hürrem bize tuzak kurmuştur. Olamaz mı? Hatice. Sıkıldım artık. Hürrem yüzünden itham edilmekten bıktım usandım. Elimde olsa onu bir kaşık suda boğarım, evet. Bunun için sebeplerim de var. Lakin ben hiçbir şey yapmadım. Ona ne olduğunu bilmiyorum, bilmek de istemiyorum. Nerede? Ne yapıyor? Ölü mü, diri mi, dönecek mi? Umurumda bile değil. Şayet birini kurban seçecekseniz, beni seçin, olsun, bitsin bu iş. Çık dışarı. Hepiniz çıkın. Sen de çık. Yalnız bırak beni. Rüstem Paşa, derhal 5000 yeniçeri hazır olsun. İcap ederse kapı kulu sipahilerimden 5 bölük de al, aramalara başla. Her eve girilecek, her taşın altına bakılacak. Emredersiniz hünkârım. Sümbül Han'ın dediğine göre sultanımızın kayıp olduğu saklanmış. Bu hususa dikkat etmekte fayda var. Zira düşmanlarımız bunu siyaseten kullanmak isteyeceklerdir. Kimin ne yapacağı umurumda değil Rüstem. Hürrem Sultan'ı bulacaksın. Senin vazifen bu. Ölü ya da diri getireceksin bana sultanı. Emin olun bulacağım hünkârım. Bundan sonra uykular haram bana. Sana gelince Malkoçoğlu. Bu işin tahkikatinden sen mesulsün. Benim adıma, benim fermanımla herkesi sorgu sual edeceksin. Sultanlarımız dahil. Hiç kimsenin gözünün yaşına dahi bakmayacaksın. Bu işte ihmali olan yahut kabahati olan her kim varsa benim önüme getireceksin. Evladım dahi olsa. Anladın mı beni? Emri ferman yüce hünkârımızındır. Çekilebilirsiniz. Zehir soktu. Sen bizim aramızdaki hürmeti zehirledin Mahide. Ben büyüdüm. Ve masumiyetimiz kayboldu.